Dostlar, videoların devamı için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bir de beğen tuşuna tıklamayı da ihmal etmeyin kardeşlerim. Merhaba arkadaşlar. Dik üçgen konusuna geçtik dostlarım. Dik üçgen konusunda birkaç tane test çözmeye çalışacağım bu videoda. Şöyle başlayalım bakalım. İlk testimizde ilk sorumuz ne diyor bir görelim. Diyor ki yukarıdaki birim karelere ayrılmış zeminde A ile B noktaları arasındaki uzaklık nedir diye bir soru sormuş. Dostum A ile B arasındaki uzaklık dediği yer şu çizgiyi soruyor bize aslında. Şu uzunluğu soruyor nedir diye bulunuyor. Şimdi biz bir uzunluk bulacaksak bunu hemen şöyle birim kareler üstündeyken dik üçgenin hipotenüsü yapıyoruz dostlarım. İşte bakın şurada bir dik üçgen çıkarttım. Şurası 1, 2, 3, 4 tane kareden oluşuyor. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kareden oluşuyor. İşte Pisagor bağıntısı yardımıyla da hemen soruyu çözüyorum dostum. Şimdi Pisagor bağıntısı ne diyordu kardeş? Hipotenüsün karesi eşittir dik olan kenarların karelerinin toplamına. X kare 4'ün karesi ile 8'in karesinin toplamına eşit. Buradan x'i buluruz. Ya da biz ne öğrettik kardeşim? Eğer biri diğerinin iki katıysa dik kenarlarda hiç Pisagor'la uğraşma. Küçük olanın kök 5 katıdır direkt hipotenüs diyelim. Yani Bursa şıkkı doğru cevaptır dedim. Geldim 2 numaraya. Yine 2 numarada da güzel bir sorumuzdur dostlar. Bakalım Pisagor bağıntısı kullanacağız. Özel üçgenimiz var hemen. 3, 4, 5 üçgeni var. Bu üçgenleri ezberleyeceğiz dostlarım. Şimdi bu 5 ise burası da 5 verilmiş. Bakın şurada da bir dik üçgen var. 5, 13. 5, bir şey 13. 5, 12, 13 üçgenimizdir. BC'yi 12 buldum dostum. 3 numaraya geldim hemen. Şu büyük dik üçgene bakıyorum. 3, 4, 5'in katları var. 4 katı kardeşim 12. 4 katı 16, 4 katı 20. 12, 16 şuranın tamamı 20. O halde buraya 15 kaldı. E bakın alttaki şu kırmızılaşmış üçgen de 9, 12, 15 üçgenidir. Yani yine 3, 4, 5'in 3 katı. 3 katını al 9, 3 katını al 12, 3 katını al 15. 9, 12, 15'tir. DC'yi soruyor. 12'yi işaretledim Goberler. Hemen geldik 4 numaraya. Bakalım burada ne yapacağız? ABC dik üçgen diyor. O ona eşit, bu buna eşit. Bir sürü eşitlik var kardeşim. DC uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Ben önce şu eşit uzunluklara AA diyeyim. Bakın büyük dik üçgende bir Pisagor bağıntısı çıkacak kardeşim karşımıza. Ha, özel bir dik üçgen mi? Mesela 8'de olan özel dik üçgenler hangileri? İşte ilk aklıma gelen 6, 8, 10 üçgenidir dostum. Gerçekten A'ya 6 derseniz 6, 8, 10'u sağlıyor. O halde burası 6 gerçekten. Şurada bir Pisagor bağıntısı yapacağız dostlar hemen. 4, 6. Yine sıklıkla çıkacak bir üçgen karşımıza. 4, 6, 2 kök, 13 üçgeni. Yani Pisagor yapmadan yine kurtulun dostlarım. 4, 6, 2 kök, 13 olduğunu ezberlerseniz işiniz biraz daha kolaylaşır. Geldik analog saatin diyor bir akrebinin uzunluğu 3, yel kovanının uzunluğu 6'ymış. Demek ki kısa olan 3, uzun olan 6'ymış. Ne diyor? Saat bilmem ne iken yel kovanın uç noktaları, akreple yel kovanın uç noktaları arasındaki uzaklık. E bak dostum bildiğim Pisagor bağıntısıdır bu. 3, 6, biri diğerinin 2 katı olduğunu gördüysen Pisagor'la uğraşma. Küçük olan 3'ün kök 5 katıdır hipotenüs uzunluğu diyelim. Peki devam edelim şimdi. 6 numaradayım dostum. Bu ne diyor? Yukarıdaki birim karelere ayrılmış zeminde hangi doğru parçasının uzunluğu diğerlerinden farklıdır? Bak birinci sorudaki sorunun 5 defa uygulanışı var burada. Şimdi bir numaranın uzunluğunu bulacaksın ya. Bir numarayı Pisagor içine, hipotenüs içine koyduk. Hipotenüs olacak bir numara. Bizim dik üçgenimiz oluştu. Şurası 3, 1, 2, 3, 4, 5 birim de burası. Pisagor'u yapalım, bir x uzunluğunu bulalım. Bunun karesi 25, bununki 9, 25, 9 daha 34, x eşittir kök 34. E şimdi şunu bulalım. E bakın bu da 3'e 5 birim karelerinden oluşuyor. 3 burası, 5 burası, o zaman bu da kök 34. Şunu bulalım. Bak bu da 3'e 5'ten oluştu. 3, 5 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bu da kök 34. Şuna bakalım. Şöyle dik üçgen içine koyalım bu keratayı da. 3 burası, 5 burası, 3, 5 kök 34 geldi. Şuna bakalım. Bakın 4'e 5 çıktı değil mi bu? 4 ile 5.
Yani farklı olduğu zaten gözüküyor. Hadi bir de bulalım. 25 bunun karesi, 16 da bununki. Toplarsan 41, kök 41'miş bunun da boyu. Diğerlerinden farklı. 5 numara olduğunu gördük arkadaşlar. Evet, çevirdik. Arka sayfamızı çözüyoruz şimdi. 7 numaralı soruyu halletmeye çalışalım. Şimdi büyük üçgene bakarsanız bir kere 3, 4, 5 üçgeni olduğunu göreceksiniz. Demek ki şu uzunluğun tamamı 4. Yani ben şuraya A birim dersem, şu da mecbur A birimmiş ama şurası 4 eksi A birimmiş dostum. Boyalı üçgenin çevresi kaç birimdir diye soruyor. Hemen çevreyi bulalım. 3 burada, A burada var. 4 eksi A da burada var. Toplayalım. 7 eksi A artı A. A'lar gitti. Geriye bir tek 7 kaldı. 8 numaraya bakıyorum hemen şimdi. DF paralel AK demiş dostlarım. Şununla şu paralelmiş birbirine. Yani yöndeşlikten şurası da 60 olacak bir kere. Bunu bir yazalım. Şurası 90'mış. Şuraya 30 derece kaldı. Şurası da 60. 90'mış. Şuraya da 30 derece kaldı. Şimdi 30, 60, 90 üçgeni yapacağız herhalde. Evet. AB uzunluğunu soruyor X'i. Kardeşim 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı olacak 4. Yine 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısı olacak 2. Geçtik bunu da. Hemen 9 numaradayız dostlar. Bakalım yine BC uzunluğu nedir diye soruyor. BC'ye bir X diyelim. Şurası da X oldu. Şuraya da Y diyelim. Dostum iki tane Pisagor yapacağım. Bak birinci Pisagor'u şu üçgende patlatıyor. Diyorum ki Y kare eşittir. Bir 3'ün karesi bir de x kare. Yani 9 artı x kare. Bu bir. Dursun kenarda. Bir de büyük üçgende yapalım. 5'in karesi 25 eşittir. X kare ile y'nin karesi toplamına. Yani x kare artı y kare. Y kareyi biz 9 artı x kare diyebiliyoruz. Hadi düzenleyelim. 25 eşittir. X kare artı 9 artı x kare geldi. 9'u bu tarafa alırsak 16 eşittir 2x kare. 2'ye böldük hemen bu kerataları. 8 eşittir x kare çıktı. Neyin karesi 8? 2 kök 2'nin. Cevap Bursa geldi. Şu soruya bakıyoruz 10 numaraya. 15, 15, 15. 3 tane 15 var. AD uzunluğu şurayı soruyor bize. X diyelim. Dostum geometrinin birinci farzı der ki ikizkenar görünce tabanına dik indir. Aha indirdim. 9, 9. Şurası da 9, 12, 15'ten 12 geldi. Bakın buradan da bir diklik indirelim. Şimdi x'i hipotenüs içine koydum. Bakın dik üçgenin içinde hipotenüs oldu. Şurası 9 ise burası da 9, 12 ise burası 12, hatta şurası da 3 kaldı. Ve bakın şurada bir dik üçgen çıktı dostum. Bir kenar 3, bir kenar 9. Peki kaç katı? 3 katı. Eğer biri diğerinin 3 katıysa da yine Pisagor yapmayın. Küçük olanın bu sefer kök 10 katını alın. 3 kök 10. Cevabımız C. 11 numaraya geldik. 135. Dostum şimdi bak. Bizim 3 tane hayran olduğumuz açı var. 30, 45 ve 60. Biz bunları aşırı çok seveceğiz dostum. Bunlara aşığız. Çok sev bunları. Ve bunları görünce de karşısına diklik indireceksin dostum. Kuralımız bu. Taktiğimiz bu. 30'u, 45'i, 60'ı çok sev. Ve bunları sevmenden sebep karşılarına diklik indireceksin. Şimdi diyor ki amcam, bunları sevdiğin için diyor, bunların abilerini de çok sev. 30'un abisi 150, 45'in abisi 135, 60'ın abisi de 120. Bak 180'e tamamlayanları. Bunları da diyorum sırf bunlardan ötürü sev kardeşim. Sırf bunları sevdiğin için bunları da sev. Ve bunlardan birini görünce korkma artık. Ben 135'i niye seviyorum? 45'ten dolayı seviyorum. O yüzden 135 görünce 45'i göstereceksin dostum hemen. Bak 135'in bütünleri şurası 45 derecedir. İşte mevzu bu. Şimdi devamını yapalım. Yere dik konumda bulunan sokak lambasının A ucunun C noktasına uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Şurayı soruyor bize dostlar. Aha sorulan yer şu kısımdır. X diyelim buraya. Neler vermiş? AB'yi 7 kök 2 vermiş. Şurası 7 kök 2. Bak dostum 45'i gösterdim ya. Şimdi 17 ise şurası da 17. Burası 17 kök 2. Şunları bir yazalım. Şimdi seçenek çok bundan sonra. Soruyu nasıl çözeceğine dair bir sürü seçeneğim var. Ben 45'i bu tarafa doğru gösterdim. Şimdi buradan çözer miyim soruyu? Kesinlikle çözerim. Ama biraz uzatırım mevzuyu. O yüzden diyorum ki 45'i bu tarafa doğru göstereyim.
Bak A'dan da buraya bir diklik çizdim 45. 7 kök 2 ise burası da 7, burası da 7 oldu. Bak buradan hiç uğraşmadan özel üçgenlerle tak diye çözeceğim. 7 şurasının toplamı 24. 7 24 25 üçgeninden soruyu çözdük bile dostum. Evet, geldim son soruma. ABC bir üçgen diyor. BD diktir, AC demiş. Tamam, diklikleri gördük. 30-60'lar var, bir şeyler var. BE uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. BE'ye X'i yapıştıralım biz kardeşim. Şimdi şurası da 90 bir kere, bu 1. 30, 90, şuranın tamamının 60 olduğunu biliyorum. O halde burası 45, bu 2. 90, 60, şuranın 30 olduğunu biliyoruz. Bu bir dursun elimizde. Toplamı 60 geldi falan. Şurası 90, 15, şurası 75 geldi, burası da 75 geldi, burası da 75 geldi, şurası ikizkenar çıktı, bu da x. Yani bir sürü şey yaptık ama x'i şuraya taşıyabildik. Şimdi dostum 30 ile 45 görünce biz ne yapacaktık? Karşılarına diklik indireceğiz. Aha, indirdim. 90'ın karşısı 4. O halde 45'in karşısı bunun kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 4'ü kök 2'ye böleceksin. Hepiniz biliyorsunuz dostlar. 4'ü kök 2'ye bölmeyi. 2 kök 2. Peki 30'un karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı ne olacaktı? 2 katı 4 kök 2'yi işaretledim dostlar. Evet. Bu testi çözdük. Şöyle bir videomu durdurayım arkadaşlarım. Bakalım ne kadar zamanımız olmuş. 11 dakikamız olmuş. Biz bir test daha gömelim kardeşler. Evet. 2 numaralı testi aldım arkadaşlar elime ve başlıyorum çözmeye. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? Yukarıdaki düzlemsel şekilde verilenlere göre A ve B noktaları arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdir diye bir soru sormuş. Bize sorulan yer şurası dostlarım. Ben yine şu kartonu bir aşağıya koyalım dostlar da şu su paramızın kitabının başlığını. Şöyle alta koyalım, daha rahat çözelim. Evet. Şimdi ne dedik? Evet, bize sorulan yer şu kırmızıyla çizdiğim A ile B arasındaki uzaklık. Dostum yapacağın şey bunu hemen bir dik üçgen içine sokacaksın. Bak şöyle. Şurayı çizersem. Şimdi şurası toplam 7'ymiş ya. Buraya kaldı 5. Burası 5 ise karşısı da 5. Şurada bir dikdörtgen oluşturdum. Şuradaki Pisagor bağıntısından aranan x'i bulacağız. Peki burası 5. Burası toplamda 12 oldu. 7 var ya şurada da hani. 5, 12, 13 üçgeninden cevap Adana geldi dostum. Evet, 2 numaraya geldik. Ata ile Emir, bakın yine çok güzel şekilli bir sorudur dostum bu da. Hoş, bu soruları çok seviyorum ben artık. Ata ile Emir toplarını şekildeki gibi yüksekliği 12 metre, kalınlığı 8 metre olan ve yere dik olan duvarın üstüne çıkartmak istemektedirler. AB şurası, BC şurası zaten 8 orası ve CD'nin toplamı 60 metreymiş, şu 3 uzunluğun toplamı. A noktasının duvara en kısa uzaklığı şuradan bahsediyor dostum, 9'muş. Şurası 12 idi şu uzunluktan. 9, 12, 15 geldi. Bak ne demişti? 15'in, 8'in ve şu CD'nin toplamı 60. 15 ile 8'i topladım, 23. 60'tan da 23'ü çıkarttım hemen, 7. 5'ten 2 çıktı, 37. Şurası da 37 geldi, CD uzunluğu. D noktasının duvara olan en kısa uzaklığı kaç metredir diye bir soru sormuş. D noktasının duvara olan uzaklığı, yani şuradaki x mesafesini soruyor bize dostum. Hadi bulalım şimdi bu x'i. Doğru okuduk değil mi? D noktasının duvara olan en kısa uzaklığı kaç metredir? Burayı da 37 bulduk. 23, 40, 60. Tamam, her şey yolunda şimdilik arkadaşlarım. Hadi Pisagor bağıntımızı yapalım. Şimdi 37'nin karesi eşittir 12'nin karesi artı x kare diyeceğiz. 37'nin karesi demek 37 çarpı 37 demektir. Hadi çarpalım bunları. 7 kere 7 49, elde var 4. 7 kere 3 21, 4 de elde 25. 3 kere 7 21, elde var 2. 9, 2 de elde 11 geliyor. Toplayalım, 9, 6, 3, 1. 1369 çıktı dostum. Şimdi 1369'dan şurası, şunun karesi 1369. 12'nin karesi 144'ü çıkartacağız. Çıkartalım hemen bunu da. 9'dan 4 çıktı 5. 6'dan 4 çıktı 2. 3'ten 1 çıktı 2. 1225 çıktı kardeşlerim. Şimdi bu neyin karesi olacak? Bir kere sonu 5'li bir şeyin karesi olacak dostum. 35'in karesidir diyorum.
X eşittir 35 çıktı arkadaşlar. Ha, 25'in karesi de, çünkü 25'in karesinin 625 yaptığını biliyorum. 35'in karesi olacak kardeşler. Geldik 3 numaraya. ABC dik üçgen. AB diktir oraya, tamam. AB eşittir AD, onu da gördük. Sonra diyor ki AB'den DC'yi çıkartırsanız 6 kalır diyor. Şöyle yapalım biz. DC'ye A birim diyelim, şuraya A birim. A'yı da bu tarafa artı A olarak atalım ve AB eşittir 6 artı A çıksın. O zaman burası da 6 artı A. Dostum peki şuranın toplam uzunluğu ne oldu? 6 artı 2 A geldi. AB uzunluğu, yani 6 artı A'yı bulun diyor bizim için. E bakın şimdi büyük üçgen Pisagor bağıntısını yaptıracak bize. Tabii Pisagor'u yapmadan önce arkadaşlarım, şimdi 24'lü üçgenleri gözünüzün önüne getirin. 7, 24, 25 geliyor ilk aklıma. Şimdi 7 olsa burası A1 olacak. 7, 24, A1 ise burası 25 olmuyor. Demek ki 7, 24, 25 değil. Başka bir şey düşünelim. 24'lü bir üçgen. Şimdi 3, 4, 5'i hatırlıyoruz hepimiz arkadaşlar. 3, 4, 5 bizim üçgenimiz. E bunun ben şöyle 6 katını alsam bakın. 18, 24, 30 üçgeni geliyor. Peki bu olur mu diye bakalım. 18 olacak o zaman burası. A'nın 12 olması lazım. 18 oluyor. A 12 olsa ne oluyor yine? 12 olsa 24 oluyor. 6 daha 30'u sağlıyor. Demek ki A 12. Yani şu kenar 18 çıktı dostum. Edirne şıkkı doğru cevap. Peki. 4 numaradayız arkadaşlar. Bakalım burada ne yapacağız? Şöyle bir ayarlayayım da ben. 4 numara. Diyor ki yukarıda yere dik konumlu AB çubuğu birinci konumdayken ok yönünde devrilerek ikinci konumuna sabit duran KLMN kalasının N köşesine çarpıp duruyor. Peki. 25 ile 7'yi vermiş. BN uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şurayı soruyor bize. Peki bakalım neler yapacağız. Şimdi bu 25 ise kalasın boyu düştüğü zaman değişmeyeceğine göre bu da 25. E şurası yere dik durduğu için 90 derece. 7, 24, 25'ten burası 24. Şöyle bir diklik ben de çizdim. Burası da 24. Şurası 7 geldi kardeşim. 25'ten 7 çıktı. 18 oldu burası. Bakın az önce bahsettiğimiz üçgen. 18, 24, 30 üçgenidir bu. Edirne'yi işaretledim. Şimdi hemen 5 numaradayız. Ne diyor 5 numaralı sorumuz? Bir ABC dik üçgeninde ABC 90 derecedir. Şöyle bir göstereyim onu isterseniz. Bir ABC dik üçgeni diyor. Şöyle ABC. B açısı 90 derece olan bir dik üçgen. HB uzunluğu 3 birimdir diyor. C 5 santimdir diyor. Şimdi C dediğim C köşesinin karşısındaki kenar 5. HB dediğimiz şey B köşesinden çıkan yükseklikten bahsediyor. Bu da kaçmış? 3. O halde şurada 3, 4, 5 üçgenimiz var diyebiliriz dostlarım. Bu üçgenin BC uzunluğu kaç birimdir diye bir soru sormuş. Şurayı soruyor bize. BC uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi değişik değişik yöntemlerle çözebiliriz ama arkadaşlarım biz Öklit yapalım burada. Bakın diklikten diklik indi. Ne diyor Öklit? H kare, 3'ün karesi 4 çarpı şuradaki parçaya eşit. 4 çarpı y. Yani 9 eşittir 4 çarpı y. O halde y dediğim şey 9 bölü 4 geldi. Y. Şurası 9 bölü 4 çıktı. Şimdi son olarak bir de şurada Pisagor yapalım isterseniz. Ne diyorum? X kare eşittir. Bir 3'ün karesi 9 artı bir de 9 bölü 4'ün karesi. O da 81 bölü 16 yaptı. Şimdi x kare eşittir. 9 ile 16'nın çarpımı 144. 144'te de 81'i toplayalım hemen. 5, 12, 2. 225 bölü 16. Dostum bunun kare kökünü alırsanız her iki tarafın 225'in kare kökü 15, 16'nın kare kökü de 4 geldi. Evet şu soruya geldik. 6 numaradayız. ABC dik üçgen 8 verilmiş dostum. 150 derece var. O zaman 15, 15 mi kalıyor buralara? 15 burası, 15 burası. Şurası 75 oluyormuş dostum. 75, 90, şurası 15 oldu. 15, 75, 90 üçgenimiz var burada. AB uzunluğu nedir diye soruyor. Soru şuranın tamamını soruyor. Dostum 15, 75, 90 üçgeninde kural şudur. Hipotenüsüne yükseklik, hipotenüsün 4'te 1, yani 8 ya yükseklik, hipotenüs.
4'te 1'i 2 birim olacak burası. E ben şuradan aşağıda bir diklik indirsem, o zaman burası da 2, burası da 2 geldi. Şuradaki dikdörtgenden ötürü. Bak şimdi büyüklük üçgeni, x'i bulalım birlikte. Bu kenar 4, bu kenar 8. Biri diğerinin 2 katıysa ne demiştik kısaca? Küçüğünün kök 5 katı, yani 4'ün kök 5 katı Edirne'yi işaretli. Peki, 7 numaradayız arkadaşlar. Şöyle okunuyor mu diye de ben bir bakayım. Evet, okunuyor 7 numaramız. Ne diyor burada? DE uzunluğu nedir diye bir soru sormuş dostum. Nereyi vermiş? BAC'yi 75 vermiş. O halde şurası 15 olacak. Tabii şurası da 75 olacak. BDDC'ye eşit AC 24. Şuranın tamamı da 24. Peki. Şimdi ne öğrendik? Hipotenüse inen yükseklik hipotenüsün 4'te 1'i. 24'ü 4'e bölün, 6 burası. E peki şu DE dediğimiz uzunluk, bakın burayı 2'ye bölmüş, mecbur burayı da 2'ye bölecek. 6'nın orta tabanı olmadı mı arkadaşlarım? Yani 3 geldi. Peki geldik 8 numaraya. A noktası sabit olan 12 metre uzunluğundaki direk ok yönünde devriliyor. Direğin B ucu zemine uzaklığı 6 kök 2 metre olduğunda zemin ile direk arasındaki açı alfadır diye sormuş. Tekrar okuyalım. Direğin B ucu zemine olan uzaklığı 6 kök 2 metre olduğunda şöyle olacak arkadaşlarım. Bu direk devrildi. B ucu şuraya geldi. Zemine olan uzaklığı 6 kök 2 birim olduğunda zemin ile direk arasındaki açı alfadır. Peki. Direğin B ucunun zemine olan uzaklığı 6 metre olduğunda zemin ile direk arasındaki açı da o betadır diyor. Buna göre alfa bölü beta. Şimdi direğin boyu 12 idi. Dostum bak şurada bir Pisagor bağıntısı yapsan 6 kök 2, 6 kök 2 dersin buraya da ve 45-45-90 üçgeni çıktığını görürsün. Demek ki alfa 45. Şimdi devamında da şöyle diyor. Eğer diyor biraz daha düşseydi ve B ucu şuraya gelseydi bu sefer de diyor ki zemine olan uzaklığı 6 metre olacak ve zeminle yaptığı şu küçük açı beta olacak diyor. Peki yine direğin boyu 12. 6, 12. Bak 90'ın karşısı 12, sadece 30'un karşısı 6 olur. O zaman beta da 30 olur. Bize de neyi soruyor? Alfa bölü beta. Yani 45 bölü 30'u soruyor. 45 bölü 30. 15'e bölelim 3, 15'e bölelim 2. 3 bölü 2 sorumuzun doğru cevabı. Evet, geldik 9 numaralı sorumuza. Hemen bunu hallediyorum. Ne diyor bakalım? ABC dik üçgen, EBD dik üçgen, AB dik oraya, oraya dik, EB 4, 5, 3 hepsi yazılmış kardeşim. AF nedir diye bir soru sormuş. Şuradaki X isteniyor bizden. Şimdi dostum şunu fark et bak. Burası 4, şurası 8. Yani 90'ın karşısı 8. Biz biliyoruz ki sadece 30'un karşısı 4'tür. O halde şurası da 60'tır. 90, 60, şurası 30'dur. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısının 10 olacağını biliyorum. O halde şurası 6'dır. Peki şurası da 60 derece, bunu biliyoruz. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısını bulmak için 6'yı kök 3'e bölersin. 2 kök 3 çıkar. E 90'ın karşısı neydi? 30'un karşısındakinin 2 katı. 4 kök 3. Cevabımız Denizli. Hemen geldik şuna. Bir E düzlemi üzerinde bulunan Murat noktaları alınıyor. UM diktir UT. UM diktir UT diyor dostum. Şöyle bir gösterelim mi bunu? U noktası burası olsun. UM diktir UT. Şöyle bir çizmeye çalışalım. Burası 90 derece. MR ile UT'nin kesiştiği yer A noktasıdır diyor. Şimdi bir MR doğrusu varmış şöyle bir yerde. R diyelim buna. Ve bunlar şöyle bir A noktasında kesişmişler. UM 8 birimmiş. AT 7 birimmiş. UT toplam 13 birimmiş. 7'sini çıkarttım. Şuraya 6 kaldı. O zaman MA dediğim uzunluk 10 oldu. MR'yi 15 vermiş. AR 5 çıktı. AR uzunluğu nedir? 5 dedik arkadaşlar. Son sorumuza geldim. AOB doğrusal, OC
DOB açısının açıortayı. Tamam. COC o da açıortay. Peki. Peki biz ne öğrendik? İki açıortay arası 90 derece değil miydi arkadaşlarım? Şurası 90 derece. Ve bak 3, 4, 5 üçgeninden CE 5 çıktı. Dursun bu bir bilgi. Nereyi 9 vermiş? EB'yi 9 vermiş. O zaman şu CB'ye de 4 kaldı ki zaten CB'yi istiyormuş. 4'ü yapıştırdık dostlarım. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. İlk iki testimizi çözdük. Bir sonraki testlerde görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin.